Sava İdman'ı YouTube kanalından herkese mutlu günler. İlker Duralı girişi yaptım Sava İdman'ı YouTube kanalında. Değerli takipçiler, Sava İdman'ı YouTube kanalına abone olmayı unutmayalım. Hatta bildirimleri de açmayı unutmayalım Sava İdman'ı YouTube kanalında. Cemşap programıyla sizlerle beraberim. Ben Sarp Ercan Ayaz. Basketbolu konuşmaya devam ediyoruz. Euroleague konuşmaya devam ediyoruz daha doğrusu. Temsilcilerimizi, başta temsilcilerimiz olmak üzere CSKA'sından tutun da Barcelona'sına kadar. Fenerbahçe Beko, OAK deplasmanından çıkamadı. Temsilcimiz 82-68 mağlup oldu Panathinaikos'a. Mücadeleye başlangıç çektiğimiz aslında fena değildi ama Panathinaikos'un da çok sert bir savunmasıyla karşılaştık. Maçın başından sonuna kadar değerli takipçiler. Maçtan önce Lig Radyo sosyal medya hesaplarında da olsun Fenerbahçe'nin maçı kazanabileceğini söylemiştim. Tahmin etmiştim ve düşüncelerimi aktarmıştım. Ama bu böyle olmadı. Neden böyle olmadı? Fenerbahçe Beko takımı inanılmaz bir şekilde reboundlarda ezildiğini gördük. Savunmada düzensiz ve dirençsiz bir Fenerbahçe Beko takımıyla karşılaştık. Zaten Yunanistan'da da böyle oynuyorsanız en kötü Panathinaikos, en kötü Olympiakos bile olsa Yunanistan'da sizi ne yapar ne eder mağlup etmeye başarır. Ki zaten karşımızda da en kötü Panathinaikos yoktu. Bench'ten gelen bir Nemanja Nedović vardı. Nemanja Nedović de Kalates'ten sonra takıma katıldı. Panathinaikos'ta çok şey beklenilen isimlerden bir tanesi. Sezon başında ilk 4 haftada beklentileri karşılayamadığını gördük Nedović'in. Ama bu karşılaşmada adeta bir kariyer şov yaptı desek yeridir. 28 dakika sahada kaldı Nemanja Nedović ve 28 dakikada 28 sayı üretti. 3 reboundu, 3'lü asisti var Nedović'in ve 3 sayı çizgisinin gerisinden 12'de 7 attı. Bayağı yüzdeli attı. Yani 28 sayının 21'i 3 sayı çizgisinin gerisinden gelmiş. Aynı şekilde Kiefer Sayce'ı da örnek verebiliriz. Çok kritik anlarda Kiefer Sayce ortaya çıktı ve Panathinaikos'un çoğu hücumunda yine imdada yetişen gardlardan bir tanesi oldu. Nedović'le beraber. Şöyle hem Nedović'e hem Kiefer Sayce'a bakalım. İkisi toplamda 39 sayı üretmişler değerli takipçiler. Dönelim bizim gardlarımıza. Dekolo'yla Lorenzo Brown'a. Onlar da 22 sayı üretmişler. Bir tarafta 39 sayı, bir tarafta 22 sayı. Aslında burada guardların performansı da ön plana çıktı. Yani mağlubiyetin bir diğer konularından bir tanesi guardların performansı diyebiliriz. Dekolo'ya dönelim. Dekolo'yu sağ içinde kitleyen bir Panathinaikos vardı. Özellikle Dekolo her topu eline aldığında bir topa baskısı söz konusu oldu Panathinaikos takımının. Bu da yine gözlerden kaçmadı maçı da izlerken. Yani başından sonuna kadar ya maçın başından sonuna kadar Dekolo üzerindeki baskı bir türlü azalmadı. Yani Dekolo top kullanmaya çalıştı evet ama bu sefer de Dekolo zorlama yüklemeler yapınca içeriye dengesiz girişler yapınca dengesiz potoya hareket edince bu da ister istemez top kayıplarına sebep oldu. Dekolo'nun bazı içeriye girişlerinde hakemlerin de görmezden geldiği çok pozisyon oldu özellikle ilk yarıda. Dönelim hakemlerin görmezden geldiği pozisyonlara. Igor Kokoşkov iki teknik faul üst üste aldı ve oyundan diskalifiye edildi. Ben özellikle ikinci teknik faulündeyim. Yahu Dekolo içeriye hücum ediyor, potaya hücum ediyor. Papayannis'in Dekolo'ya net bir şekilde faulü var. Çok net, açık bir faulü var. Orada kola temas var. Ama hakemler bunu görmüyorlar. Bundan, bu pozisyondan 1-2 dakika önce de hakemlerin görmediği pozisyon oldu. Ama artık onu görmüyorsun, bunu görmüyorsun. Bunu çal be artık adam. Onu da çalmadıktan sonra kenardaki Kokoşkov artık isyanına devam etti. Orada yanılmıyorsam küfür etti Kokoşkov, hakaret etti. Zaten küfür ya da hakaret edince hakemin seni oyundan ihraç etmesi normal. Ama burada olayın biz başına dönelim. Yani sen kışkırtıyorsun bir bakıma Kokoşkov'u da çalmadığın faul, gözünün önündeki faulü çalmıyorsun. İster istemez koç da çileden çıkarıyor. Yani ben olayım, yani kenarda ben koç olayım. Emrah Tolga Şahin koç olsun. Aynı şekilde basketbolu hiç bilmeyen, basketbol bilgisi sıfır olan bir insan bile çileden çıkar o pozisyonda. Ki nitekim Igor Kokoşkov da çileden çıktı. Hakaret ya da küfürler ağızdan sarf edildi. Daha sonrasında
Kokoşkov oyundan ihraç edildi. Erdem Can Hoca bayrağı devraldı. Bu bazı takımlarda pozitif etki yaratır mesela. Koçun oyundan ihraç edilmesi bazı takımlarda pozitif etki yaratır ve farklı bir reaksiyon verir sizin sahanın içerisinde. İkinci yarının hemen başında aslında Fenerbahçe Beko o reaksiyonu verdi bize. Ama yeterli olmadı. Yani hücum reboundlarını peş peşe kaybediyorsun. Rakibe kaptırıyorsun. Yani duvardan dönüyor top, öyle diyeyim size. Yani sokakta arkadaşlarınla beraber top oynuyorsun. Top bir şekilde duvardan dönüyor. Tekrar sende. Duvardan dönüyor. Tekrar sende. Yani bir türlü o topa savunma anlamında sahip olamıyorsun. Bu da net bir şekilde ikinci yarıda, özellikle dördüncü periyotta oyundan kopmamızın bir başka sebebi oldu. Bench katkısı çok önemliydi. Ahmet Düveloğlu'ndan bu katkıyı aldık. Melih Mahmutoğlu ve Ahmet Düveloğlu Yunanistan'a götürüldü sakatlıklarından sonra ve Ahmet Düveloğlu'ndan ekstra katkıyı aldığımızı söyleyebiliriz. O ekstra katkının yanında ben işte bu noktada biraz da Bartel ve Ulanovas'a kızıyorum. Ya ikisinden birisi sahneye çıksa, şu maçta birazcık saza eline alsa, eminim Panathinaikos'u biz Yunanistan'da mağlup edecektik. Ama Bartel'e bakıyorum, hiç top kullanmadı. Sakat sakat oynadığı söz konusu Bartel'in. Sakat sakat oynuyorsa niye oynuyor? Keşke oynamasaydı. Hiç top kullanmadığını gördük Bartel'in. Üst sayı çizgisinin gerisinden atış denemeyen iki oyuncu var. Birincisi Bartel, birincisi Ulanovas. Hadi Ulanovas'ı ayırıyorum. Bunu yani Lig Radyo'daki değerlendirme videomda da söyledim. Ulanovas'ı ayırıyorum ama Bartel'in bir anlamda o 4 numara pozisyonda oynuyorsa top kullanması gerekli diye düşünüyorum. İlerleyen günlerde 4 numaraya transfer gelebilir Fenerbahçe Beko'da. Yani Bartel'den ilk 5 hafta itibariyle ben Fenerbahçe teknik kadrosunun, Kokoşkov'un memnun olmadığını söyleyebilirim. Peki devam edelim. Yan parça dediğimiz noktada tabii Deschampierre'e de parantez açmamak olmaz. Deschampierre de yine asistleriyle ve aldığı reboundlarla takıma katkıda bulundu. Her zaman görevini yapan bir oyuncu Deschampierre. Yine onu da bu maçta ayırıyorum. Sahada iki kişi pis işleri yaptı. Panathinaikos cephesinde Howard Sanros, Fenerbahçe Beko cephesinde de Deschampierre. Her iki oyuncunun da pis işleri net bir şekilde yerine getirdiğini söyleyebiliriz. Fenerbahçe Beko'nun yığınla bir ton ders çıkarması gereken noktalar var Panathinaikos maçından da. Zorlu bir fikstür bekliyor Fenerbahçe Beko'yu. Maccabi deplasmanına gidecekler haftaya. Sonrasında Kimki içeriye gelecek ve daha sonrasında 3 deplasman peş peşe. Barcelona, Baskonya ve Real Madrid deplasmanları var. Fenerbahçe açısından çok çok zor bir fikstür bekliyor. Sarı lacivertleri desek yeridir. Bakalım oyun içinde ne gibi değişiklikler olacak Fenerbahçe Beko'da. Biraz daha oyun anlamında tempo yükselmeli diye düşünüyorum. Savunmada biraz daha enerjiyi yukarıya çekmek çok önemli olacak. Adam değişimi savunmasında biraz daha dikkat etmemiz gereken noktalar olacak. Ve tabii ki de Veseli'nin enerjisi. Tamamen buna yani parantez açmamak olmaz. Veseli'nin enerjisine fazlasıyla ihtiyacımız var. Hamilton ne zaman oyun içine alışacak, ne zaman devreye girecek? Panathinaikos karşısında süre almadı. Onu da ısındırmak gerekiyor diye düşünüyorum. Madem yola Hamilton'la çıktın, onu da ısındırmak gerekiyor diye düşünüyorum. Tamam, ligi yapılmış bir transfer Hamilton transferi ama Euroleague'de de illaki katkı almak zorundasın. Yoksa sadece bir sezon boyunca Veseli'yi orada kullanamaz. Diyelim diğer maçlara da şöyle bakalım. Zalgiris ilk mağlubiyetini aldı Valencia karşısında. Ligin sürpriz takımlarından bir tanesi Valencia. Nerede ne yapacağı hiç belli olmayacak Valencia'nın değerli takipçiler. Zalgiris'i de gitti. Deplasmanda Litvanya'da mağlup etti. Uzatmalar sonucunda Kızılyıldız Ceska Moskova'yı mağlup etmeyi başardı. Ceska'nın da ilk 5 hafta itibariyle maç seçiyor desek gelirir. Fenerbahçe geldi, Ataşehir'de mağlup etti. Daha sonrasında arka arkaya alınan 2 mağlubiyet, Alba Berlin ve Kızılyıldız mağlubiyetleri şok edici mağlubiyetler oldu desek yeridir Ceska Moskova içinde. Euroleague'de haftalar ilerledikçe yine değerlendirmemize devam edeceğiz. Basketbol konuşmaya devam edeceğiz. Değerli takipçiler, Sabah İdmanı YouTube kanalını takip etmeyi unutmayalım. Yine ben Sarp Ercanayaz, Cem Şat programında Sabah İdmanı YouTube kanalında sizlerle beraber olacağım. Şimdilik hoşçakalın.